Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem arkadaşlar, El Esmaül Husna, Allah'ın en güzel isimleri, daha doğrusu onun her ismi en güzeldir zaten. Böyle bir ders silsilesine başladık. Cenab-ı Hak inşallah Zat-ı Uluhiyetini nasıl tanıtmayı murad ettiyse bizlere de onu o şekilde tanımayı nasip eder inşallah. Bir önceki dersimizde Allah'ı tanımanın yüce bir ilim olduğunu, en şerefli bir ilim olduğunu, beşeriyetin tarih boyunca Allah hakkındaki yanlış bilgilerinin onları yanlış batıl yollara sürüklediğini ifade etmiştik. Peki bugün hangi konulardan bahsedeceğiz? Bugün Cenab-ı Hakk'ı bilmenin yolları, Esma-i İlahiye'ye karşı, Allah'ın zatını bilmeye karşı alimlerin görüşleri, eğer vakit kalırsa Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin sayısı konularına girmiş olacağız inşallah. Cenab-ı Hakk'ı bilmenin yolları olarak en sıhhatli yol hiç şüphesiz Yüce Rabbimizin peygamberleri vasıtasıyla kullarına kendisini tanıttığı o ayetleri doğru anlamak. Kendisi hakkındaki vasıfları, kendisi hakkındaki isimleri doğru kavramak en sıhhatli yollardan birincisi budur. Çünkü insanoğlu, evet, Allah hakkında bir takım düşünceler, bir takım fikirler, bir takım bilgiler üretmiştir. Yorumlarla belli sonuçlara varmıştır. Ama bakıyorsunuz dünyada işte sayısız neredeyse bir tanrı telakkisi, ilah telakkisi değil mi ortaya çıkıyor. Öyleyse Allah hakkındaki bilgileri biz en sıhhatli bir şekilde peygamberler vasıtasıyla alıyoruz. Peygamberler de bunları Allah'ın kendilerine vahyetmesi neticesinde elde ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu olunca da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın elbette Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah'ın isimlerine yönelik beyanları var. Ama Kur'an'da geçmediği halde Resulullah'ın Allah'a isim olarak, vasıf olarak verdiği hususlar da var. Dolayısıyla peygamberler kendi hevalarından konuşmayacakları için وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O peygamber kendi arzusundan, hevasından konuşmaz. O kendisine vahy yollarını konuşur. Buyurulduğuna göre hele hele Allah hakkında peygamber bir şey söylediyse o da vahiy kaynaklıdır diyoruz. O da vahiydir. Bu yönüyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyor ümmet Allah hakkındaki düşüncelerini, itikatlarını. Bu çok önemli. Demek ki nazil olan ayetler ya da vahyolunan ayetlerle insan Allah hakkında doğru bilgiye erişebiliyor. Birincisi bu. Peki Allah başka nasıl bilinir? Deniyor ki el-ilmu bi-halqihi. Allah'ın mahlukatını tanımak suretiyle insan Allah hakkında bilgi sahibi olur. Çünkü alemde var olan nice varlıklar, nice hadiseler oluyor. Mümin insan bütün alemi yaratanın Allah olduğuna, onları besleyip büyütenin Allah olduğuna iman ettikten sonra kainattaki bütün
hadiseleri, hareketi, sekenatı, yani ne varsa bir yaprağın düşmesini dahi Cenab-ı Hakk'ın izniyle, yaratmasıyla olduğunu bildiği için varlığı bilmek, varlığı doğru tanımak insana hakkı tanıtıyor. Bununla ilgili şöyle bir video dinledim. Çok da hoşuma gitti doğrusu. Rahmetli Muzaffer Uzak Efendi, cerrahi tarikatının meşayihinden, 1980'li yıllarda vefat ediyor bu zat. BBC onunla bir röportaj yapmak istiyor. Muhabir geliyor. Yanında mütercim var. O mütercimi de sonradan Tosun Bayrak olduğunu öğrendim. O da o zatı sevenlerinden. Ama bayağı daha genç bir yaş o zamanlar için. Muhtemelen 1960'lı yıllar. Yanlış hatırlamıyorsam o röportaj yapılmış. Soruyor muhabir. Sizin inandığınız Allah nasıl bir Allah'tır diyor. Herkesin bir Allah inancı var. Sizin inandığınız Allah nasıl bir ilahtır? O zat cümleye şöyle başlıyor. Bizim inandığımız Allah esmasıyla malum, asarıyla meşhud olan bir Allah'tır diyor. Çok hakikaten güzel bir cümle. Ne demek? Allah'ı biz bize tanıttığı isimleriyle biliriz. Biliriz. Ama bütün varlıktaki eserleriyle de görürüz. Yani esmasıyla malum, asarıyla meşhuddur. Şimdi o esmasıyla malum dedikten sonra Hazret bir İhlas Suresi'nin manasını veriyor. Bizim ilahımız bir tek ilahtır diye başlıyor. Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç olmayan samettir diyor. O doğrulmamış ve doğmamıştır. Onun babası, annesi yoktur. Eşi de yoktur. Onun oğlu, kızı da olmamıştır. Ona hiçbir şey denk değildir. O daima diri ve her şey onunla ayakta durur diye Allah'ın esmasından bir takım şeyler çerçeve sunuyor. Sonra da diyor ki, İdrak derinleştikçe, kalp latifesi münevver hale geldikçe biz bütün varlıkta onu seyrederiz diyor. Onu müşahede ederiz. Asarıyla meşhurdur. İşte Rabbi tanımanın yollarından efendim ikincisi diyelim, kevni ayetleri, yani kainattaki ayetleri okuyabilmektir. Bu da kula Allah'ı tanıtır. Yeşeren her yeşil çemen yerde vahdehu la şerike leh demede. Yeşeren her yeşil çemen yerde vahdehu la şerike leh demede. Bizim kainat kitabını bu yönüyle esma cihetiyle en iyi okuyan alimlerimizden birisi hakikaten Sayın Usta Hazretleri'dir. Allah ona da rahmet eylesin. Onun mesela eserlerinin birçoğunda o kainat ayetlerindeki ilahi tecellilere dikkat çeker. Ve Allah'ın varlığına, birliğine ve eşsizliğine, kudretine inancınız, itikadınız artar. O yönüyle kainatı okumak, kainatı okuyabilmek birçok arifin elbette gönlüne düşen şeylerdir. Bazen ifadeye de dökülür bunlar. Fakat yazıya dökülen olarak doğrusu ben Said Nursi Hazretleri'nin o eserlerindeki ilahi saltanatı temaşa etmesini çok ne diyelim benzeri az bulunan bir seviye görüyorum. Allah Celle Celaluhu her kuluna açtığı şey farklı. O zatta böyle bir şey açılmış demek ki. Arkadaşlar, bir diğer Allah'ı bilme yolu olarak mücahedeyi görmüş. Mücahede. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Bizim uğrumuzda mücahede edenlere biz diyor hidayet edeceğiz, yollarımızı göstereceğiz.
Dolayısıyla bazı arifler, daha çok sufiler, Allah'ı en iyi tanıma yolunun mücahede olduğunu söylerler. Mücahede. Ne demek mücahede? Kalbi tasfiye, nefsi tezkiye etme yolculuğu demek. Ve şöyle bir yoldan hareket ederler, derler ki insanla Allah arasında perdeler vardır. Bu perdelerin en kalınları, en kalını Allah muhafaza inkar ve şirktir. Ama masiyetler de insanın idrak melekesi olan kalbi karartır. Zulmani perdeler oluşturur. Zulmani perdeler oluşturur. Ve bu yönüyle kalp tasfiye olmadığı sürece o idrak ve anlama melekesi Kur'an'a göre de kalp olduğu için insan hakikatleri gereği gibi idrak edemez, anlayamaz. Kur'an ayetlerini de anlayamaz, kainat ayetlerini de anlayamaz. Onun için biz birinci planda kalbi tasfiye etmeyi, ondan önce nefsi tezkiye etmeyi önemli görürüz. Ve kalp ayinesi, hatta ayine-i rahmani derler. Ayine-i rahmani. Kalp ayinesi, yani aynası, pür nur olmadan, nurlanmadan, arı duru olmadan Cenab-ı Hak esma ve sıfatlarıyla bilinemez derler. Bilinemez. Ve bunun için de şöyle ifade ederler işte. İnsan kendi hakikatini doğru tanırsa Rabbini o zaman tanır. Men arafe nefse fakat arafe Rabbe sözünü çok söylerler. Kendi nefsini yani kendi öz hakikatini tanıyan Rabbini tanımış olur derler. Bu yönüyle onlar da kainattaki ayetlere de elbette bakarlar ama daha çok da derler ki insan küçük kainattır. Bakınız insan küçük kainattır. Ve bu küçük kainat olan insan tanınınca zaten büyük kainat tanınır. Dolayısıyla varlık tanınır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak tanınır diyerek Allah'ı tanımada en sıhhatli yolun mücahede yolu olduğunu söylerler. Ve bu yol üzere giderler. İşte İmam-ı Gazali Hazretleri mesela böyle bir yolculuğu, marifetullah yolculuğunu en güzel şekilde izah edenlerden birisidir. Nasıldı? O Şemseddin Sivasi'nin dörtlüğü. Vasıl olmaz kimse hakka, cümleden dur olmadan. Kenz açılmaz şol gönülde, ta ki pür nur olmadan. Sür çıkar ayar-ı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Ne demek hocam bunun manası? Değil mi? Biraz ağır oldu cümleler. Vasıl olmaz kimse hakka, cümleden dur olmadan. Hakka vuslat demek, hakkı bilmek demek arkadaşlar. Marifetullah ilmine, yani hakkı tanıma ilmine masiva denilen Allah dışındaki her şeyden insan gönlünü temizlemediği sürece vasıl olamaz, yani ulaşamaz. Allah'ı gereği gibi tanıyamaz. Yani en güzel tanımak istiyorsa, Cenab-ı Hakk'ı bilmek istiyorsa gönlünden masiva lekelerini temizlemelidir derler. Masiva derken de Allah dışındaki her şeye duyulan alakaları kastederler. Kenz açılmaz şol gönülde ta ki pür nur olmadan. Diyor ki aslında senin kalbinde, gönlünde bir hazine gizli. O hazine kenzi vakfi olan bir hazine. Kenzi vakfi ne? Onu da şöyle izah ederler. Kuntu kenzen mahfiyen fe ahbabtu en urafa fe halaktul halqa li urafa. Ben gizli bir hazineydim der Cenab-ı Hak. Kutsi hadis olarak nakledilir. Daha çok da tasavvufi eserlerde görürsünüz bu kutsi hadisi. Alimler, hadis alimleri bunun lafız olarak bu şekilde gelmediğini beyan ederler. Ama tasavvufi eserlerde bu çok
zikredilir. Yani aslında işin ne diyelim, bu düşüncenin temelini oluşturan kutsi hadis olarak nakledilen sözlerden biridir. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeme muhabbet ettim. Ve mahlukatı yarattım ki bilineyim. İşte Hazret diyor ki, kendiniz açılmaz şol gönülde ta ki pür nur olmadan. Eğer diyor sen bu manevi kenz, manevi hazinenin, yani kenz-i mahfi olan marifetullah ilminin sende açılmasını istiyorsan, sana açılmasını istiyorsan şunu bil ki senin gönlün nurlanmadan bu olmaz diyor. Bu olmaz. Onun için gönlün nurlandırmak için önce tasfiye ediyorlar, saflaştırma adına daha çok istiğfarla parlatıyorlar. Çünkü hadiste Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönülde oluşan masiyet lekelerinin ancak istiğfarla temizleneceğini ve parlayacağını ifade eder. Onun için istiğfar onların çok önemli virtlerinden biridir. Sonra da Allah'ı zikir, yani Cenab-ı Hakk'ı zikir, ne der bir şairimizde? Saykallanır mir'at-ı dil tekrar-ı zikrullah ile. Saykallanmak parlar der. Yani adeta kalaylanmamış bir bakır düşünün. Bir de kalaylandıktan sonra düşünün. Saykallanmak o demek. Yani adeta diyor, kalp aynesi mir'at ayna demek. Kalp aynesi tekrar-ı zikrullah ile diyor. Parlar, nurlanır. Onun için de zikri daimi dedikleri sürekli Cenab-ı Hakk'ı hatırlama anlamındaki Allah'ın ayetlerini yaşamayı öne alırlar. Çünkü o zikir aynı zamanda insandaki aklı lüb haline dönüştürür. Ülül elbab, Kur'an'da ülül elbab böyle anlatılır. Cenab-ı Hak işte göklerin ve yerin yaratılışında onların peş peşe farklı şekillerde birbirini takip etmesinde ülül elbab için nice ayetler vardır buyurur Âl-i İmrân suresinde. Ülül elbabın kimler olduğunu da Cenab-ı Hak اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzereyken sürekli Allah'ı zikrederler buyurur. Ve yerlerin ve göklerin yaratılışı hakkında derin düşüncelere, yani tefekküre dalarlar. Ve derler ki, Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Şimdi işte bakınız, böylesi ayetleri şöyle anlaşılır. Ülül elbab olanlar böyledirler. Değil mi? Yani sürekli Hakk'ı zikrederler ve tefekkür halindedirler. Tersinden de mana verebilirsiniz. Sürekli Hakk'ı zikreden ve göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde sürekli tefekkürü kendisine adeta bir adet edinen kişiler netice itibariyle ülül elbab olurlar. Ülül elbab, lüb nedir? Lüb, imanla aydınlanmış idrak melekesinin adıdır. İmanla aydınlanmış idrak melekesinin adı. Diğer bir ifadeyle Hak'la birlikte çalışan, Hak'la birlikte çalışan, Hakk'a bağlı çalışan, Hak'tan gafil olmadan çalışan idrak melekesine lüb denir. Böyle kimselere ülül elbab denir arkadaşlar. İşte lüb aslında bir anlamda artık kışırı kalmamış, yani kabuğu kalmamış akıl demek. Adeta keskinleşmiş akıl, idrak, basiret de diyebilirsiniz buna. Firaseti açılmış, basireti açılmış akıl. İşte ancak böylesi akıllar Allah'ın marifetine nail olabilirler. Böyle olunca işte ne diyordu Hazret? Kenz açılmaz şol gönülde ta ki pür nur olmadan. Sür çıkar ayar-ı dilden ta tecelli ede hak padişah konmaz saraya hane mağmur olmadan. Yani sen diyor ayarı, ayar Hakk'ın dışındaki her şey.
Arifler nazarında yar dendi mi, dost dendi mi, hak hatırlanır, hak kastedilir. Ağyar denince de onun dışındaki her şey. Sür çıkar ağyarı dilden, dil gönül demek. Sür çıkar ağyarı dilden, ne yapacağız? Sonra ne olacak? Ta tecelli ede hak, bakınız. Hak diyor tecelli etsin, bunu yap ki padişah konmaz saraya hale mamur olmadan. Çünkü diyor, sen diyor gönül hanesini, gönül beytini, evini mamur hale getirmeden oraya padişah konmaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarının bilgisi, marifetullah diyelim, marifetullah bilgisi o kalbe lütfedilmez. Evet, ne demiş olduk arkadaşlar? Demek ki hakkı bilmenin yolları olarak en emin yol elbette peygamberler vasıtasıyla bize gerek ilahi ayetler, gerekse Hazreti Peygamber gibi peygamberlerin, peygamberlerimizin hepsinin Allah hakkındaki verdiği bilgiler. Bunlar işin ana omurgası bu, burası. Sonra tüm varlığı okumak adeta. Cenab-ı Hakk'ın yaratıklarını ve hadiseleri, Cenab-ı Hakk'ın yaratması, bilmesi, rahmeti, rezzaklığı, kayyumiyeti, neyse Allah'ın sıfatlarını hepsini sayabilirsiniz. Bu sıfatların tecellisi olarak adeta seyredebilmek. Diğeri de mücahede yoluyla kalbi arındırarak Hakk'ın ilhamlarıyla, Hakk'ın tecellileriyle Cenab-ı Hakk'ı tanıma yolculuğu. Birinci de ilahi ayetleri anlamada tedebbür. Et-tedebbür fi ayatillah. Allah'ın ayetlerini tedebbür ederek öğrenmek. Bu önemlidir. Çünkü Cenab-ı Hak ayetlerinin ancak tedebbür yoluyla anlaşılabileceğine dikkat çeker. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا diye sorar. Değil mi? Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa kalpler üzerinde kilitler mi var? Tedebbür ne? Tedebbür adeta o ayetin, o ayetten kastedilen maksadın ne olduğuna dair insanın araştırıcı bir ruhla o ayeti incelemesi, o ayetten istifadeye çalışması, tedebbür. Arka planını anlamaya çalışması adeta. Ne demek istiyor Rabbim burada? Murad-ı ilahiyi, Allah'ın muradını keşfetme ameliyesi. Buna tedebbür diyoruz. Et-tedebbür fi ayatillah. Allah'ı tanımak isteyen kişiler de bu özelliklerin gelişmesi lazım. Peki şey de efendim varlık ayetleri nasıl okunacak? En-nazar ve tefekkür fi halkillah. Allah'ın mahlukatına hem nazar etmek, bakmak, hem baş gözüyle hem kalp gözüyle bakmak, hem de akıl gözüyle bakmak, tefekkür etmek. Tefekkür. Tefekkür, var olan şeylerin ötesinde yeni yeni şeyleri keşfetme ameliyesinin adıdır. Yani tefekkür adeta bağ kura kura bir düşünce sistemidir. Bir düşünce sistemi. Şöyle söyleyelim, verilerden hareketle belli veriler, belli bilgiler, malum, belli bilinenlerden hareketle bilinmeyen bir takım daha farklı sonuçlara erişme ameliyesi, tefekkür. İşte o et-tefekkür fi halkillah. Allah'ın mahlukatı üzerine tefekkür etmek. En-nazar fi halkillah. Allah'ın mahlukatına nazar etmek. Cenab-ı Hak sık sık bunu zaten sorar. اَفَلَمْ يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلُقَتْ Bakmıyorlar mı der. Bu deve nasıl yaratılmış? وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Şu dağlar nasıl dikilmiş? Bakmıyorlar mı? Nazar edin. فَنْظُرْ اَثَارُ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bakın der. Göğe bir bakın der. Bakmak. Nazar kelimesi. Nazar burada hem bakma anlamında ama daha çok da düşünme anlamında. Tefekkür gözüyle bakma anlamında
nazar ifadesi kullanılır. Üçüncü olarak da dedik, tezkiye-i nefs ve tasfiye-i kalp yoluyla ki buna da mücahede diyoruz. O zaman üç tane vasıtadan bahsettik. Ettedebbur fi ayatillah, biz inşallah fiilen bunu yapmaya çalışacağız. El-esma ve sıfat derslerimizde, el-esma-ül husna derslerimizde bunu yapmaya çalışacağız. Ettedebbur fi ayatillah. Ama en-nazar ve tefekkür fi halgillah, o herkesin akıl ve gönül kalitesine göre oluşacak. Diğeri de el-mücahede fi sebili, Cenab-ı Hakk'ın yolunda, onu tanıma yolunda mücahedeye girmek, yani tezkiye-i nefs ve tasfiye-i kalple Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini kalben hissedebilecek bir kıvama erişmek. Evet, bütün bu tanımaların hepsini kullansak bile, muhterem arkadaşlar, bütün yolları kullansak bile Cenab-ı Hak gereği gibi, yani hakikaten tanınabilir mi? Bir bütün halinde Cenab-ı Hakk'ı biz haşa kuşatabilir miyiz ilim bakımından? Hayır. Sadece nasip alırız. Onu tanıma ilminden nasip alırız. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile, değil mi? La uhsi senaen aleyk. Ente kema etneyte ala nefsikler. Ey Rabbim, biz seni gereği gibi nasıl övebiliriz ki? Sen kendi zat-ı uluhiyetini nasıl sena ettiysen sen öylesinler. Ve esma-i ilahiye, esma-i ilahiye bu yönüyle aslında sınırsızdır muhterem arkadaşlar. Sınırsız bir esma-i ilahiye vardır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, ki aslında bunu belki ilahi isimlerin sayısı anlatılırken okumak, incelemek, bu hadis üzerinde uzunca konuşmak gerekir. Bu sebeple doğrusu vaktimizin de sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bu hadisi inşallah bir sonraki derse bırakalım ve şimdilik burayla yetinelim. İnşallah bu giriş dersimiz, tahmin ediyorum, bir ders daha, belki bir ders daha olabilir. Ondan sonra da Allah Celle Celaluhu diye Esma-i İlahiye'ye başlayacağız. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle. Bunlar Esma-i İlahiye dersine girerken bilmemiz gereken temel noktalar olarak bir giriş konuları olduğunu ifade edebilirim. Bu da zaruri olduğu için böyle bir giriş yapıyoruz muhterem arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.